Adnan Oktar'la Neşeli Saatler programımıza başlıyoruz. Biz kardeşlerimizle biraz sohbet edeceğiz. Ben Sayın Adnan Oktar'ın Atom Mucizesi kitabından bir bölüm okuyacağım. Moleküller arası bağlar. Atomları birbirine bağlayan bağlar bu bağlara nispeten çok daha kuvvetlidirler. Bu bağlar sayesinde milyonlarca hatta milyarlarca çeşit molekül oluşabilir. Peki maddeyi oluşturmak üzere moleküller nasıl birleşirler? Moleküller oluştuktan sonra bir dengeye sahip oldukları için artık moleküller arasında elektron alışverişi olmaz. Peki onları bir arada tutan şey nedir? Bu soruyu cevaplamaya çalışan kimyacılar farklı teoriler üretmeye başlamışlardır. Yapılan araştırmalar moleküllerin içlerindeki atomların özelliklerine göre farklı şekillerde birleşebildiklerini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlar canlıların kimyası olarak bilinen organik kimya için çok önemlidir. Çünkü canlılığı meydana getiren en önemli moleküller bu bağ kurma özellikleri sayesinde ortaya çıkabilir. Protein örneğini ele alalım. Canlılığın temel yapı taşı olan proteinlerin 3 boyutlu kompleks şekilleri bu bağlar sayesinde meydana gelir. Yani canlılığın oluşması için atomlar arasındaki güçlü kimyasal bağ kadar moleküller arası zayıf kimyasal bağ da var olmalıdır. Elbette ki bu bağın kuvveti de belli bir ölçüye sahip olmalıdır. Protein örneğinden devam edebiliriz. Proteinler amino asit adlı moleküllerin birleşmesinden oluşan çok daha büyük moleküllerdir. Amino asitleri meydana getiren atomlar kovalent bağ ile birleşirler. Zayıf bağlarda oluşan bu amino asitler 3 boyutlu dizilimi elde edecek şekilde birbirine bağlar. Proteinler ancak bu 3 boyutlu şekilleriyle var oldukları takdirde canlı organizmalarda fonksiyon gösterebilirler. Bu yüzden eğer bu bağlar olmasaydı proteinler ve dolayısıyla canlılık var olamazdı. Ben de İnsanın Yaratılış Mucizesi kitabından Gözün Mucizevi Yaratılışını okuyacağım. Embriyo 4 haftalık olduğunda başının her iki tarafında birer oyuk oluşur. İnanması güçtür ama bu oyukların içine gözler inşa edilecektir. 6. haftada gözler oluşmaya başlar. Hücreler aylar boyunca akıl almaz bir plan içinde hareket eder ve gözün farklı bölümlerini teker teker oluştururlar. Bazı hücreler korneayı, bazı hücreler göz bebeğini, bazı hücreler de merceği yaparlar. Her hücre inşa ettiği bölümün bitiş sınırına geldiğinde durur. Her biri gözün ayrı bir parçasını oluşturur, sonra mükemmel bir şekilde birleşirler. Sıralamada bir karışıklık olmaz, göz bebeği yerine başka bir tabaka oluşmaz, kornea, göz kasları, her şey yerli yerindedir. Bu işlemler sürekli devam eder ve farklı tabakalardan oluşan göz kusursuzca inşa edilir. Burada kendi kendimize bazı sorular sormamız gerekir. Bu hücreler farklı tabakalar inşa etmeleri gerektiğini nereden bilirler? Tabakaların başlangıç ve bitiş sınırlarına nasıl karar verirler? Bu soruların tek bir cevabı vardır. Hücreler Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri için bu şuurlu hareketi yapabilirler. Ancak insanın oluşumuna tesadüflerle açıklamaya getirmeye çalışan evrimciler bu soruların cevabını veremezler. Dünyanın en mükemmel kamerası olarak kabul edilen gözün oluşumunda da görüldüğü gibi şuursuz hücreler adeta sonsuz bir akılla hareket ederler ve gözler anne karnında yoktan inşa edilir. Elbette ki bu olağanüstü olayı başaran hücrelerin kendileri değildir. Gözü oluşturan hücreler sonsuz güç sahibi olan Allah'ın ilhamıyla hareket ederler. Allah bir ayetinde insana suret veren olduğunu bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Haşr suresi 24. ayet. Ben koku ve tat mucizesinden devam ediyorum. Dildeki kusursuz organizasyon. Bir yemek kitabına göz atın. İçinde binlerce tarif olduğunu görürsünüz. Dünyada 20 bin yenilebilir bitki türü olduğu tahmin edilmektedir. Gerçekten de katı ve sıvı gıdaların çeşitliliği dikkat çekicidir. Ancak tüm bu çeşitliliğe rağmen farklı tatları birbirinden ayırt etmek bizim için oldukça kolaydır.
Örnek olarak gözlerimiz kapalı bile olsa, haşlanmış tavuk eti ile kızartılmış tavuk eti arasındaki ayrımı hemen fark ederiz. Tavuk eti ile yapılmış onlarca farklı yemeği herhangi bir güçlük çekmeden anlarız. İşte bu yeteneğimizin sırrı tat alma organımız olan dilimizdeki organizasyonda gizlidir. Dil karmaşık kimyasal analizler yapan bir laboratuvara benzetilebilir. Çünkü yediğimiz veya içtiğimiz her besin pek çok değişik tat molekülünden oluşur. Herhangi bir tabak yemekte yüzlerce veya binlerce ayrı kimyasal madde bulunur. Tat uzmanı David Shepi'ye göre tat ve kokuyu meydana getiren kimyasal maddelerin sayısı muzda 225, çilekte 350'dir. Belki de ilk defa duyduğunuz bu bilginin anlamı açıktır. Dil denilen harika laboratuvar, kimyasal yapıların farklı sayısız molekülü şaşmaz bir doğrulukla tahlil eder. Peki böylesine becerikli olan dilimiz nasıl bir yapıya sahiptir? Dilimizde çok sayı sinir lifi bulunur. Bu özelliği onun her yönde rahatlıkla hareket edebilmesine imkan sağlar. Öyle ki dilimiz parmaklarımızdan 4 kat daha hareketlidir. Alan üzerimizdeki bir korunması dikkat mekanizmasından bahsedeceğim. Beyin vücudun alarm sisteminin başladığı yerdir. Tetikte olmak da beynin tehlike anında kullandığı özel bir mekanizmadır. Eğer beyin tehdit oluşturabilecek bir uyarı alırsa çalılıktaki bir hışırtı gibi adrenalin salgılanır. Bu da tüm gereksiz aktiviteleri durdurarak beyni alarma geçmiş bir tarayıcıya dönüştürür. Aynı zamanda vücut aktivitesini de yavaşlatmaya başlar. Kalp atışı yavaşlar, nefes almalar derinleşir ve sessizleşir. Beyin reaksiyon göstereceği bir şeyi tetikte bekler. Sabit olarak çevreden gelen uyarıları alabilmek için etrafı tarar. Bu işlem daha çok beyindeki otomatik mekanizma tarafından yapılır. Vücudumuzdaki bu dikkat mekanizması da Rabbimizin üzerimizde bir korunmasıdır. Biraz dikkat dağınıklığı olduğunda sakatlanma, yanlış anlama, hatırlama güçlüğü gibi pek çok sorunlarla karşılaşırız. Ancak özellikle gerekli anlarda dikkatin keskinleşmesi, vücudun tetikte olması sağlığımızı korumamız, çevremizle uyum içerisinde yaşayabilmemiz için çok önemlidir. Rabbimizin bu sınırsız koruması bir ayette şöyle bildirilmektedir. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır. Hud suresi 57. ayet. Ben insanın yaratılış mucizesi kitabından bir bölüm okuyacağım. İlk nefes için yapılan hazırlıklar. Doğduktan sonra bebek için en önemli şey nefes almaktır. O ana kadar henüz hava ile tanışmamış ciğerlerin hava ile doldurulup nefesin geri verilmesi gereklidir. Doğduktan sonraki ilk ana kadar hiç nefes almayan ciğerler ilk nefesi bir anda oldukça normal bir şekilde alıp vermeye başlarlar. Çünkü bebek o ana kadar annenin kanından karşıladığı oksijeni artık kendi ciğerleri vasıtasıyla havadan almak zorundadır. Bebeği doğduğu an her şeyiyle hazır olarak yaratan Allah, akciğerlerin oluşumunda da gerekli hazırlıkların tamamlanmasını sağlamıştır. Akciğerlerin hazırlanması için göğüs kafesiyle karnı birleştiren diyaframa görev düşer. Diyafram 6. aya doğru çalışmaya başlar. İlk önceleri çok kısa zamanlarda, bir saatte birkaç defa genişler ve büzülür. Ama bunu doğduktan sonra sürekli yapacaktır. Bu örnekte görüldüğü gibi bebek daima özel bir koruma altındadır. Ama unutulmamalıdır ki bu koruma anneye ait değildir. Fetüs gelişimini devam ettirirken anne normal hayatına devam eder. Vücudundaki tüm değişimler kendi kontrolü dışındadır. İstese de hiçbir müdahalede bulunamaz. Tüm bu olayların gerçekleşmesi ancak Rabbimizin sonsuz kudreti sayesinde olur. Çocuğun gelişimi ve hayata normal bir insan olarak gelebilmesi için gerekli tüm ayrıntılar Allah tarafından en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Böylece hem fetüs halindeki bebeğin yaşaması için gerekli her türlü ihtiyacı karşılanmış olur, hem de anne bebeği yaşatabilmek için ne yapması gerektiğini düşünmekten kurtulur. Zaten düşünse de yapabileceği hiçbir şey yoktur. Mesela fetüsün vücudundaki atık maddeleri kendi böbreklerini alıp temizlemek ve dışarı atmak hiçbir annenin kendi başına yapabileceği bir iş değildir. Yeni bir insanın dünyaya gelebilmesi için tüm ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılayacak sistemleri en güzel biçimde tespit ve inşa eden Allah'tır. Maşallah. Ben Andan Bey'in Kur'an Müjdeleri kitabından bir bölüm okuyacağım. Uykuda kulakların aktif olması. Şeytandan Allah'ıma sığınırım. Böylelikle mağarada yıllar yılı onların kulaklarına vurduk. Derin bir uyku verdik.
Kehf suresi 11. ayet. Yukarıdaki ayette geçen kulaklarına vurduk ifadesinin Arapçası darabe fiilidir. Arapçada bu fiil mecazi olarak onları uyuttuk anlamını taşımaktadır. Ayrıca darabe kelimesi kulakla beraber kullanıldığında kulağın duyulmasının engellenmesi anlamına da taşımaktadır. Ayette uykuyla ilgili sadece işitme duyusuna dikkat çekilmesi ise aslında çok önemli bir bilgi içermektedir. Bilim adamlarının keşiflerine göre kulak insan uyurken aktif olan tek duyu organıdır. Uyanman için saatin alarmına ihtiyaç duymamızın sebebi de budur. Allah'ın kehf ehli ile ilgili olarak kullandığı kulaklarına vurduk ifadesinin hikmeti de söz konusu gençlerin işitme duyularının kapatıldığında ve bu yüzden uzun yıllar uyanmadan uykuda kaldıklarına işaret olması muhtemeldir. Çok güzel, maşallah. Biraz önce Pelin sen okuduğunda düşündüm. Gerçekten anne karnında hücreler göze gidiyorlar ama nasıl yapacağını biliyor. Göze gidiyor o hücre. Yani kalbi yapmak üzere harekete geçmiyor. Sadece gözü oluşturmak üzere harekete geçiyor. Yani birisi göze gidiyor, birisi karaciğere gidiyor, biri kalbe, biri akciğere. Hepsi nereye gitmesi gerektiğini biliyor. Ve nasıl yapması gerektiğini de biliyor oradaki organlara. Bu çok büyük mucize gerçekten. Yani şuursuz hücre bunu nasıl yapabilir? Bu hücreler organları oluşturuyorlar. Fakat aynı zamanda bu organların nasıl çalışması gerektiğini de biliyorlar sonrasında. O kadar uyumlu ki her şey. Mesela neye ihtiyaç var yaşam için? Bütün vitamin ve minerallere ihtiyaç var. Bütün vitamin ve mineralleri Allah sebze ve meyvelerin içine yerleştirmiş. Bu hücreler ve organlar bunlardan aldıkları vitamin ve mineralleri de biliyorlar. Ve nereye göndereceklerini biliyorlar. Gönderdikleri yerdeki organ da bunu nasıl kullanacağını biliyor. Bu çok büyük mucize. Tamamen sadece Allah'ın yaratması olduğu çok çok belli maşallah. Mesela dünyanın başka bir ülkesine gittiğimizde 20 yaşında, 30 yaşında hiç yemediğimiz bir meyveyi yediğimizi düşünelim. Ya da bir sebze yediğimizi düşünelim. Yabancı bir meyve sebze ama vücut onu tanıyor yine. Evet. Ya oradaki mesela bütün vitaminleri, her şeyi tanıyor. Alması gereken her şeyi alıyor içinden. Tek tek, hepsini tek tek kullanıyor. Çok güzel tasarruf yapıyor. Atması gerekeni de atıyor. Ama kalanları da en verimli şekilde kullanıyor. Bu çok büyük mucize gerçekten. Mesela bir resmimiz var. Şu sebze resmini gösterebilir Reji. Bak bunların hepsinin içinde vitamin, mineral, bir canlının yaşayabilmesi için gerekli olan her şeyi Allah yerleştirmiş en başından maşallah. Havucu tanıyor mesela vücut. İçinde A, B, 6, D, E vitamin hepsi var. Domates görüyorsunuz, folik asit, magnezyum, potasyum hepsi bunun içinde. Mısır var, mısırın içinde E vitamini, A, B, K, B1, B3, B5, BC, potasyum, vitamin, yani niyesin, tanımadığımız, yani bilmediğimiz tek tek, Allah'ın öğretmesiyle biliyoruz hepsini. Vücudun ihtiyacı olan her şey var. Limonu görüyorsunuz, C vitamini içeriyor. Kabak, kahve, C vitamini içeriyor. Yeşil biber, C vitamini içeriyor. Yani çok muazzam gerçekten de. Şimdi bir resmimiz daha var, meyveleri görüyoruz, hepsi çok güzel maşallah. Üzümün içinde bol miktarda B vitamini var, C vitamini var, E vitamini var. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum hepsi içinde saklı. Bakın küçücük bir tane üzüm tanesinin içinde bütün hepsi saklı bunların maşallah. Elmayı görüyoruz. Uyumlu oluyor tabii, yani bu çok büyük bir mucize. Elmanın içinde C, E vitamini hepsi var. Armut görüyoruz, fosfor, kalsiyum, potasyum. Karpuz görüyoruz, çok güzel. A ve C vitamini. Kayısı görüyoruz orada, A ve C vitamini. Şeftalide C vitamini. Bakın yani gerçekten çok büyük bir mucize bu, elhamdülillah. Vücudun ihtiyacı olan her şey var. Çok çok uyumlu. Hepsi nereye gitmesi gerektiğini biliyor. Gerçekten Allah bize ihtiyacımız olan her şeyi vermiş. Ayette de belirttiği gibi İbrahim suresinde belirtiyor Rabbimiz. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz diyor Allah. Maşallah, elhamdülillah. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. Gerçekten bunları bilen, derin derin düşünen bir insanın iman etmemesi için yani çok yani garip bir durumda olması gerekiyor. Allah korusun, Allah nankörlükten korusun bütün Müslümanları inşallah. O zaman isterseniz Üstakım İngilizlerin Evliliği'nin iç yüzü kitabından devam edelim. Ermeni sorununa çözüm sevgi ve birliktir. Hiç kimse 1. Dünya Savaşı döneminde yaşananların yarattığı tahribatı, kardeşin kardeşe kırdırılmasının oluşturduğu bu içler acısı durumu Ermeniler ve Türkler kadar iyi anlayamaz.
her iki taraf da çok büyük kayıplar vermiştir. Öyle ki toplu mezarlıktaki kemikler halen o bölgelerde durmaktadır. Bu iki kardeş millet İngilizlerin devletinin kirli oyunları neticesinde zorla ve kalleşçe ayrı düşürülmüştür. Bugün devam eden soykırım söylentileri söz konusu oyunun bir devamıdır. Ermeni kardeşlerimizin ısrarıyla Türklerden soykırım iddialarını kabul etmeleri istenmektedir. İngilizlerin devletinin beklediği, Türklerin de bu defa yine soykırım talebiyle ortaya çıkmaları ve böylelikle iki millet arasındaki anlaşmazlıkların daha da güçlenmesidir. İki tarafın da sürekli soykırım gibi korkunç bir kelimeyi telaffuz etmelerinin bu iki millete mutluluk değil, sadece acı getireceğini gayet iyi bilmektedirler. Bu sorun, Birinci Dünya Savaşı'nın acılarını hiç yaşamamış, İngilizlerin devletinin himayesinde bulunan ve kendi çıkarları peşinde koşan şahsiyetlerin girişimleriyle çözülemez. Bunu sadece Türkiye ve Ermenistan birlikte başarabilirler. Trajik bir olay yaşanmıştır ve bu kuşkusuz ki iki tarafı da ciddi şekilde etkilemiştir. Bundan sonrası için atılacak en iyi adım, savaşın acılarını arkamızda bırakarak dostluk ve kardeşlik bağı ile yaralarımızı birlikte sarmak olmalıdır. İki ülke dünyaya örnek teşkil etmek için birleşmeli, sınırlarını açmalı, vize ve pasaport zorunluluğunu kaldırmalıdır. İki ülke sevgiyle birbirine sahip çıkmalıdır. Bu sorun ancak bu şekilde tamamen çözülebilir. İki ülkenin hiçbir dış faktörün etkisi altında kalmadan yalnızca sevgi bağıyla bağlanması İngilizlerin devletinin ve onların himayesindeki tüm sinsi güçlerin oyunlarını bozacak, onlara iyi bir ders verecek ve tüm dünyaya sevginin mümkün ve daima galip olduğunu gösterebilecektir. Adnan Bey'in Azerbaycan Yeni Musavat gazetesi röportajından bir bölüm var. Onun için Ermenistan'la Azerbaycan'ın sınır kapılarının aynı gün ve aynı saatte Onun için Ermenistan'la Azerbaycan'ın sınır kapılarını aynı gün ve aynı saatte açmak lazım. Mesela bir cuma günü, cuma namazından sonra ya Allah, Bismillah deyip iki kapıyı birden açmak lazım, o kadar. Pasaport, vize yok. Kimliği varsa, nüfus cüzdanı varsa bitti. Türk topraklarında daha fazla Ermeni vatandaşımız olmalı. Onlar Türkiye'de okullar açmalı, kendi kültürlerini yaygınlaştırmalı ve zaten var olan ortak kültürü güçlendirmelidirler. Türk hükümetinin son dönemlerde Ermeni kiliseleriyle ilgili girişimleri takdire şayandır. Bu girişimler daha da artmalı ve Ermeni kardeşlerimiz bu ülkeye yerleştiklerinden rahatlıkla ibadetlerini yerine getirebilmelidirler. Onlar için daha fazla ticaret ve zanaat mekanları açılmalı, iş imkanları sağlanmalı ve bu insanlar kendi vatandaşlarımız olarak Türkiye topraklarındaki varlıklarını sürdürmelidirler. İki millet arasında husumet yaratmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap budur. Tarihte İngilizlerin devletinin oynattığı oyunların bu faydalı ve güçlü birlikteliğe engel olmasına izin verilmemelidir. İki tarafın da verdiği kayıplar birlikte anılmalı. Tarih geçmişte bırakılmalı ve iki millet barışın inşasında bütün dünyaya örnek olmalıdır. Bunun bir kısmı ön şartlarla, siyasi manevralarla, çıkarların kollanmasıyla mümkün olamayacağı bilinmeli ve sadece ve sadece sevgi birliği üzerinde durulmalıdır. Bunu ancak barışçıl ve akıl selim insanların sevgi mesajlarıyla mümkün olur. O zaman nefret isteyenlerin sesleri kısılır ve sevginin sesi daha güçlü duyulur. Bunun mümkün olabilmesi için Türkiye'nin en büyük sorumluluğu Karabağ meselesini bir ön şart olarak sunmamak olmalıdır. Siyaset dili, egoizm ve acımasızlık üzerine kurulu olduğunda o siyaset daima toprak ve çıkar odaklanır. Oysa Ermenistan'da kurulması gereken bağ siyasi değil, sevgi bağı olmalıdır. Bin yıllık birlikteliğimiz bunu gerektirir. Sevgi ve dostluğun yerleştiği bir ortamda hallolmayacak sorun yoktur. Sevgi inşa edildiği takdirde toprak meselelerinin hemen çözüme ulaşacağı aşikardır. Sevgi konusunda güvence vermeden ilk şart olarak toprak meselesini sunmak yalnızca egoist bir görüntü verecek ve Türkiye'ye yönelik bir güven oluşmayacaktır. Karabağ meselesini taviz verilmez bir ön koşul haline getirmek, konuyu çözümsüz bir açmaz olarak bırakmak dışında bir işe yaramamaktadır. Dünya sevgi üzerine kurulmuştur, dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken şey de sevgidir. Sevginin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Şeytanın Allah'a sığınırım. İşte Allah iman edip salih amellerde bulunan kullarına böyle müjde vermektedir.
De ki ben buna karşı yakınlıkta sevgi dışında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik kazanırsa biz ondaki iyiliği arttırırız. Gerçekten Allah bağışlayandır, şükredene karşılığını verendir. Şura suresi 23. ayet. İngilizlerin devletinin propaganda gücü ve küresel medya. Toplum mühendisliği. Derin güçler dünyaya hükmetmek, ülkeleri sömürmek ve uluslararası dizayn edebilmek için savaşlara, askeri operasyonlara, iç çatışmalara ya da siyasi müdahalelere başvururlar. Fakat bunlar emellerinde başarılı olmaları için yeterli değildir. Tüm bu fiziki yöntemlerin etkili ve kalıcı olabilmesi için her şeyden önce toplumların bu yönde zihinsel ve psikolojik olarak hazırlanması gerekli görürler. Sömürü politikasının işleyebilmesi için kamuoyunun şekillendirilmesi ve kazanılmasının şart olduğunu düşünürler. Bunun için de kapsamlı propaganda metotları ve algı operasyonlarından oluşan toplum mühendisliği çalışmalarının hayati önemi olduğuna inanırlar. Toplum mühendisliği, toplumun geniş bir kesiminin düşünce ve davranışları üzerinde etkide bulunmak, insanların duygularını, isteklerini, sevgilerini, tepkilerini, öfkelerini, nefretlerini yönlendirmek ve bunları kontrol altında tutmak amacıyla çeşitli proje ve uygulamaları içeren çok yönlü ve kapsamlı bir faaliyettir. Küresel hakimiyet ve sömürü düzenini sağlamak, çıkar ağlarını yerleşik kılmak, bunların önündeki engelleri kaldırmak, istenen fikir ve düşünceleri, kural ve prensipleri empoze etmek amacıyla hedef kitleler üzerinde çeşitli algı operasyonları yürütülür. Bunlar arasında saldırıyı, işgali ve sömürüyü dostluk ve yardım eli gibi sunmak, dostu düşman, düşmanı dost gibi göstermek, suni düşmanlar ve tehditler oluşturmak en çok başvurulan yöntemlerdendir. Bu kara propaganda faaliyetleri yürütülürken her türlü hile, yalan, iftira ve entrika meşru sayılır. Düşman görülen kişileri, toplumları, yönetimleri veya ülkeleri yıpratmak ve bunların aleyhlerine kamuoyu oluşturmak amacıyla gerçekler çarpıtılır, sahte deliller ve dezenformasyonlar üretilir ve karalama kampanyaları düzenlenir. Yalan haberler yayılır, iftiralar, şayialar ve dedikodular üretilerek güvensizlik oluşturulur. İşgalci ve sömürgeci güçler ise güvenilir dost, yardımcı, kurtarıcı, barış ve demokrasi temsilcileri olarak lanse edilir. Bu algı yönetiminin etkisi altına giren toplum, bu propaganda yöntemini yürüten derin güçleri desteklemeye, sevmeye, onlara güvenmeye ve katılmaya davet edilir. Derin devlet mensupları bu süreç içinde kendilerine destek veren korkak, ikiyüzlü, yaltakçı, ispiyoncu, karaktersiz kişileri övecek, yüceltecek ve etrafta saygın kişiler olarak tanıtacaktır. Onları maddi kazanç, güvence, itibar ve mevkilerle ödüllendirecektir. Aksine davranan cesur, inançlı, şahsiyetli, vatansever insanlarsa derin devlet üyeleri tarafından karalama kampanyasına maruz kalacak. Hatta kimi zaman bu kişiler isyancı, terörist ve demokrasi düşmanı, suçlularmış gibi topluma yansıtılacaktır. Halkın diğer bölümünün onlara katılması da bu tür bir kara propaganda yöntemiyle önlenmeye çalışılacaktır. Ayrıca sömürgeci güçlere direnen bu cesur insanları etkisiz kılmaya yönelik işlenen hukuksuzluk, zulüm, işkence ve katliamlar da bu surette meşru gösterilmeye çalışılacaktır. Derin devletlerin istedikleri ülkelerde geliştirdiği toplum mühendisliği ana hatlarıyla bu şekildedir. Tarih boyunca bu yöntem kullanılmış ve bir kısım derin devletler diğerlerinin üzerinde bu yolla hakimiyet sağlamıştır. Bu sinsi yöntemin en başlıca uygulayıcısı ise tüm derin devletleri denetimi altına almış olan İngiliz derin devletidir. İngiliz derin devletinin toplum mühendisliği çalışmaları. Yukarıda saydığımız tüm propaganda yöntemleri asıl olarak İngiliz derin devletinin 16. yüzyıldan günümüze dek gizliden veya açıkça uyguladığı yöntemlerdir. İngiliz derin devlet bu yöntemlerle dünya çapında pek çok ülkeyi sömürge haline dönüştürmüş, pek çoğunu da doğrudan hakimiyeti altına almıştır. İngiliz derin devlet bu toplum mühendisliği faaliyetlerini 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına kadar özellikle Osmanlı İmparatorluğu üzerinde yoğunlaştırmıştır. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında ve sonrasında derin devletin en büyük ilgi alanı yine ağırlıklı olarak Osmanlı mirası olan topraklar, yani Orta Doğu, Kuzey Afrika ve genel olarak İslam coğrafyası olmuştur. Çünkü İngiliz derin devletinin mensupları küresel çıkarlarının da menfaatlerine yönelik tehdit ve engellerin de merkezinde bu bölgelerin olacağını düşünmüşlerdir. Tabii yine hatırlatalım, bu programda İngiliz derin devletinin vicdanı ve hukuka aykırı uygulamaları konu ediliyor. İngiliz halkı ve İngiliz devleti, İngiliz derin devletinin bu sinsi planlarından uzaktır ve masumdur. Zaten onlar da mağdur. Mağdur tabii. Onlar da şikayetçi gerçekten. Devam edelim. Bu bölgeye hakim olmak, dünyanın en önemli ve büyük doğal kaynaklarına,
yeraltı zenginliklerine, iş gücüne, ticaret yollarının, dinlerinin ve medeniyetlerin kesişme noktalarına, kutsal topraklara, hepsinden önemlisi de deccaliyetin ezeli düşmanı olan Müslümanların ülkelerine, halklarına ve topraklarına hakim olmak demektir. Buna karşın doğal akışına bırakıldığında bu bölgeden filizlenen bir İslam birliği ise İngilizlerin devletinin dünya çapındaki emperyalist politikalarının son bulması ve küresel çıkar ağının yerle bir olması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu bölgeye hakim olmak aynı zamanda İngilizlerin devleti ve onun gölgesinde gizlenen deccaliyetin ayakta kalabilmesi için bir ölüm kalım meselesidir. Bu nedenle İngilizlerin devleti yüzyıldan uzun bir süre bütün dikkatini ve çabasını bu bölgeye yönlendirdi. Tüm propaganda kaynaklarıyla Sykes-Picot ile başlattığı ancak yarım kalan Orta Doğu'yu böl parçala yok et stratejisini sonlandırmaya kilitlendi. Bu strateji yıllarca derin devlete bağımlı hale getirilmiş Irak, Suriye, Mısır ve Libya gibi ülkeler üzerinden başarılı oldu. Bu ülkelerde iç karışıklıklar bir türlü dinmedi. Dinmediği gibi plana uygun olarak parçalanıp bölünmek kaçınılmaz oldu. İslam Birliği'nin meydana gelmesinden öncü ve lider ülke konumunda ülkeler üzerinde ise gitgide artan dozda kara propaganda faaliyetleri kendini gösterdi. Türkiye ve İran gibi ülkeler bu karalama kampanyasının merkezinde yer aldı. İngilizlerin devleti Türkiye'yi parçalayıp bölmek için kullandığı en önemli silahı olan terör örgütü PKK'nın birinci dereceden destekçisi, savuncusu, reklamcısı, propagandacısı ve aklayıcısı olduğunu açıkça ilan etmiştir. Osmanlı'yı parçalama planlarında devreye sürekli olarak girmiş olan derin devletin medya imparatorluğu, ülkelerin parçalanmasında ve PKK gibi terör örgütlerinin desteklenmesinde de en önemli rolü üstlenmiştir. Toplum mühendisliğinin en önemli aracı medya. Bilindiği gibi toplum mühendisliğinin en temel aracı küresel iletişim teknolojisidir. Bunların başındaysa medya gelir. Medya her türlü bilgiyi ve düşünceyi geniş kitlelere aktaran görsel ve işitsel iletişim aracıdır. Bu anlamda her türlü basılı yayın, TV kanalları, radyo, sinema, İnternet ve sosyal medya platformları gibi iletişim araçları medyanın kapsamına girer. İşte bu özellikleri nedeniyle medya her türlü propaganda ve algı operasyonunun vazgeçilmez unsurudur. Dolayısıyla küresel sömürgeci güçlerin ve derin dünya devletlerinin de en etkili silahlarından biridir. İngilizlerin devleti de bir kısım medyayı böyle bir amaç için kullanmıştır. Öyle ki kimi zaman kendi halkına bile aldatıcı bilgiler aktarmaktan geri kalmamış ve toplum mühendisliğini kendi halkına karşı dahi uygulamıştır. Kendi ülkesi için delegal hükümetleri düşürecek kadar ileri gidebilmiştir. Dolayısıyla burada tekrar hatırlatmak gerekir. İngilizlerin devletinin bir kısım medyayı kullanarak uyguladığı toplum mühendisliği İngiliz hükümetini veya İngiliz halkını kesinlikle bağlamamaktadır. İngiliz hükümeti, hükümet yetkilileri ve İngiliz halkı da bu sinsi mühendisliğin çoğu zaman hedefi olmuştur. Bu nedenle İngiliz hükümeti ve İngiliz halkı burada tarif edilen toplum mühendisliği uygulamalarında daima mağdur taraf olmuştur ve derin devletin uygulamalarından münezzehtir. Toplum mühendisliği her dönemde ağırlıklı olarak İngiltere, Amerika, Rusya, Çin gibi süper güçleri yönlendiren derin yapılar tarafından hem kendi toplumlarını hem de dünya toplumlarını manipüle etmek amacıyla kullanılan stratejilerden biridir. Bu strateji 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte ve savaş sırasında propagandaya oldukça önem veren Hitler Almanyası tarafından etkili bir şekilde kullanılmıştır. Benzer şekilde Soğuk Savaş döneminde toplumsal mühendislik stratejilerinin oldukça yoğun ve etkili bir şekilde kullanıldığı dönemlerden biridir. Toplum mühendisliği uygulamasıyla gerçekleri çarpıtma konusundaki en ilginç örneklerden birisi Vietnam Savaşı'dır. 1975 yılında askeri açıdan sona eren savaşta Vietnam'ın kaybı 3 milyon ölü, 300 bin kayıp ve 4 milyon yaralı şeklinde korkunç rakamlara ifade edilmektedir. Ölü sayısı Vietnam'ın toplam nüfusunun %17'sine eşitti. Amerika'nın toplam kaybı ise 60 bin kişi civarındaydı. Bu tabloya karşın Amerika medyası Vietnam'ı canavar olarak gösterme yönünde çok büyük çaba sarf etti.
Bu propagandalar sayesindedir ki Amerika binlerce kilometre uzaktan gelerek yakıp yıktığı ve milyonlarca insanını katlettiği Vietnam'a karşı kendini haklı çıkararak bir de üstünde bu devlete 18 yıl boykot uyguladı. Savaş döneminde New York Times'ın dış politika yorumcusu Leslie Gelb, Amerikalıları öldürmüş oldukları için Vietnam'ı yasa dışı olarak tanımlıyordu. Oysa komünizmle mücadele sadece ilmi bir çalışma ve eğitim yoluyla yapılabilecek bir mücadeleydi. Amerika, Vietnam ve Uzak Doğu'nun genelinin yanlış ideolojik eğitim neticesinde komünizmin pençesine düştüklerini ve ancak doğru eğitim verildiğinde bu beladan kurtulabileceklerini göremedi. Amerika'nın ve tüm dünyanın komünizme ve diğer tüm yanlış ideolojilere karşı bu yanlış stratejisi günümüzde hala devam etmektedir. Yanlış ideolojilere karşı hala şiddet ile cevap verilmekte, bu da beraberinde daha büyük zorluk ve daha fazla şiddet getirmektedir. Elbette bunun böyle olması İngilizlerin devletinin istediği şeydir. Çünkü daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi İngilizlerin devletinin hedefi karışıklık ve isyanlar çıkararak ve gerektiğinde terör örgütlerini dahi destekleyerek krizler çıkarmak, dünyayı paramparça duruma getirebilmek ve böylelikle tüm dünya üzerinde hegemonyasını kolaylıkla sağlayabilmektir. 11 Eylül sonrası Bush yönetimi tarafından Afganistan ve Irak'a yönelik başlatılan geniş çaplı Müslüman soykırımında medyanın toplum mühendisliği neticesinde dünya kamuoyunda bütünüyle farklı yansıtıldı. Teröre karşı savaş adı verilen ve milyonlarca masum sivil Müslümanın şehit edilmesine sebep olan bu katliam, dünya kamuoyuna ABD'nin söz konusu ülkelere insan hakları, özgürlük ve demokrasi götürdüğü şeklinde aktarıldı. Medya bu algının kamuoyunda yerleştirilmesi için başrollerdeydi. Gerçekte asıl plan Irak'ın paramparça hale getirilmesi ve İngilizlerin devletinin böylelikle bölgede hegemonya sağlamasıydı. Fakat Irak'a demokrasi getirmek efsanevi medya yoluyla dünya kamuoyuna derinden etkilemiş ve saldırılar pek çok kesim tarafından haklı bulunmuştu. İngiltere'nin Irak Savaşı'ndaki rolünü irdelemek amacıyla oluşturulan The Iraq Inquiry isimli grubun Temmuz 2016'da yayınladığı Chilcot raporu Irak'ın işgaliyle ilgili bir itiraf raporuydu. Bu raporda dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak işgalinin sebebi olarak gösterilen Irak'ta nükleer silahların olduğuna dair istihbarat değerlendirmelerinin yanlış olduğunu, buna rağmen Irak işgalinin gerçekleştiğini, müdahale sonrası ortamınsa düşünüldüğünden daha hasmane, uzun ve kanlı olduğunu belirtmiştir. Aradan bunca yıl geçmişken ve bu kadar can kaybedilmişken gelen bu itiraf elbette pek çok yönden düşündürücüdür. Bunun gerçekten bir vicdan muhasebesi mi yoksa derin devletin başka bir oyunu mu olduğu ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır. Amerika Birleşik Devletleri ve benzeri küresel güçler her zaman olayları geri plandan ve perde arkasından yönlendiren İngiliz derin devletinin kontrolündeki taşeronlar olarak sahneye sürülmüşlerdir. Yüzyıllardır her türlü küresel stratejide olduğu gibi propaganda ve toplum mühendisliği konusunda da üst akıl her zaman İngiliz derin devleti olmuştur. İngilizlerin mafya örgütlenmesinin gelişimi başlıyor. Bu bölüm ve sonrasında geçen Türk toplumuna yöneltilmiş suçlamalar ve ithamlardan Necip Türk milletimizi tenzih ederiz. Osmanlı'nın son döneminde başlatılan kara propaganda. Bu bölümün başında İngilizlerin devletinin 19. yüzyılın ortalarından itibaren kendisine öncelikle hedef olarak Osmanlı İmparatorluğunu ve Türkleri seçtiğini belirtmiştik. Bu yıllarda İngilizlerin devleti Osmanlı İmparatorluğuna karşı sistemli bir propaganda savaşı başlatmıştır. Bu kapsamda Osmanlı ordularının hayali bir takım vahşet hikayeleriyle kötülenmesi, Sultan Abdülhamit'in Kızıl Sultan gibi çirkin yakıştırmalarla karalanması gibi yöntemler kullanılmıştır. Ancak en uzun soluklu ve etkili propaganda yöntemi Osmanlı'nın asli unsuru ve yöneticisi olan Türk milletine karşı kullanıldı. Dönemin önde gelen İngilizleri Türk milletini kendi hezeyanları doğrultusunda geri, barbar ve ilkel bir millet olarak tanımlamaya ve böylece Türk milletini sömürgeleştirme projelerine uygun bir zemin hazırlamaya çalıştılar. İstanbul'daki Amerikan Lisesi Robert Kolej'in ilk başkanı olan Cyrus Hamlin'e göre İngiltere'nin Türklere karşı propagandaları 1. Dünya Savaşı'ndan önce başlamıştı. Londra'da 1870 yılında bir propaganda bürosu kurulmuştu.
Bu büronun kuruluş amacı, yabancı ülkelerde Türklerin aleyhinde haberler yaymak ve propaganda yapmaktı. Bu propagandada İngilizlerin devletinin yıllar önce planladığı parçalanmış Osmanlı hayalini gerçekleştirmenin ilk adımıydı. Bu politikanın mimarlarının başında 1880-1885 yılları arasında İngiltere'nin başbakanlığını yürüten William Ewart Gladstone gelmekteydi. Gladstone, Türk milletine sayısız hakaretler yöneltmiş ve tüm bunları Türkler Asya'nın içlerine geri sürülmelidir şeklinde emperyalist projelerine dayanak olarak kullanmaya çalışmıştı. Bir konuşmasında şöyle demişti: Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. Türklerin yaptıkları kötülükler yalnızca bir surette ortadan kaldırılabilir, kendilerinin yok olmasıyla. Necip Türk milletini tenzih ederiz. İttihat ve Terakki üyelerinden Ahmet İhsan da Matbuat Hatıralarım adlı eserinde Gladstone'dan şöyle bahsetmekteydi. Meşhur Gladstone, İngiliz parlamentosunda eline Kur'an alıp, Türkler bu kitapla yürüdükçe medeniyete zararlıdır demişti. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i tenzih ederiz. Gladstone bu gibi çirkin sözlerin yanında Türkler aleyhinde bir takım propaganda malzemeleri de oluşturuyordu. Londra'da Türklerle ilgili Bulgar Terörü ve Doğu Sorunu isimli bir broşür yayınlanmıştı. Kısa sürede birkaç baskısı yapılan broşürle İngiliz halkı Türklere karşı kışkırtılıyordu. Gladstone'un Osmanlı'yı alabildiğine kötüleyen broşüründe Türkler için en iyi yol pılını pırtılarını toplayıp gitmeleridir çağrısı yapmıştı. Türk düşmanlığı öylesine körükleniyordu ki Türkiye'ye sempati duyan Muhafazakar Parti hükümeti bile bu sempatisini kaybetmişti. Andrei Morris İngiltere Tarihi adlı yapıtında Gladstone arka arkaya vermeye başladığı nutuklarla İngiliz kamuoyunun Türkiye aleyhine çevirdi diye yazmaktadır. Gladstone 1880-1885 yılları arasında başbakan olarak iktidarda kalmış ve onun zamanında Türk düşmanlığı politikası iyice yayılmıştı. Özellikle basın İngiliz kamuoyuna Türklük ve Osmanlılık kavramlarına karşı şiddetli bir beyin yıkama programı uygulamıştı. Uydurma haberler Türk barbarlığı, Türk vahşeti gibi başlıklarla ön plana çıkarılmıştı. 1897 Türk-Yunan Savaşı'nı yerinde izleyen İngiliz milletvekili Sir Ellis Ahmet Barlett, anılarında İngilizlerin Türklere karşı birdenbire başlattıkları düşmanlık politikalarından şöyle bahseder. 1894 yılı Aralık ayını izleyen 10 ay içinde gazeteciler, karışıklıklar hakkında aslı ve asası olmayan bir takım söylentilere dayanarak Türkler aleyhinde olabilecek en kötü şeyleri yazdılar. Bunların dillerine doladıkları olayların ya hiç aslı yoktu yahut olaylar çok önemsiz iken abartılmıştı. Gazeteciler gerçekte asla yapılmamış şeylerden dolayı Türkleri ve Osmanlı hükümetini vahşet ve dehşetle suçladılar. İngiltere'de 9 ay hiç mevcut olmayan hallerden dolayı Türkler Türk askeri ve Osmanlı hükümeti hakkında ağır şeyler yazdılar. Türkler vahşice hareketler yapmakla suçlandılar, iftiraya uğradılar. İngilizler, evet, akıl almak programımızı bitirelim, ara verelim daha doğrusu. Videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Yayına devam ediyoruz. Doğru. Nasıl devam edelim? Müzikle.
Hayrettin Karaman, referandum öncesi hayatımızda İslam'ın adım adım tamamlanmasını istiyorsak, bu adımlardan birini teşkil edecekse evet demek farz olur diye yazmış. Referandum sonrası da halkın %50'den fazlasının bu farzı yerine getirmiş olması dindarlık oranlarına göre önemli bir gelişmedir demişti. Akif Bekir de göbeği açık kıyafetle evet diyen kızların fotoğrafını yayınlayarak, mesela bu fotoğraftaki arkadaşlar dinle kurduğu gizli alakanın farkındaymış, hocanın düşündüğü şeye oy verdiklerini bilincindeymiş gibi mi görünüyorlar diye sordu. Akif Bekir şöyle diyor ayrıca, yani İslam'ın hayatımıza hakim olması için evet dediler öyle mi? Peki bundan haberleri var mıydı? Sistem değişikliğini oy verdiklerini zannederken aslında İslam'ın hakimiyetini tamamlamasına oy verdiklerini biliyorlar mıydı? Ya tabii biliyor. Kim istemez İslam'ın dünyaya hakim olmasını Allah aşkına. Ya adam plaja girer, göbeği açık, göbeğin açık olması haram değil ki. Göbeği açık olması hani dinsizlik mi? Türkiye'de barışın, sevginin, kalitenin, güzelliğin, yani İslam'ın dünyaya hakim olmasını istemeyen bir kişi çıkmaz. Komünistler bile ister. Öyle bir şey olmaz. Biz kardeşimizden, Cem küçük kardeşimizden rica ettik ki o sözünü düzelt dedim. Mavi Marmara'da şehit düşenlere manyak demem mümkün müdür? O insanları her yerde savunan insan benim diyor. Tamam. İsrail'i benim kadar eleştiren ikinci bir yazar asla olmamıştır diyor. Bir Müslüman olarak Mavi Marmara'yı savunmayacak kimse yoktur. Başının sonunu anlamadan benim Mavi Marmara şehit düşen manyak diyeceğimi düşünmek hiç doğru değildir diyor. Devlet nezdinde de o şehitlerin hakkını savunmamak olmaz diyor. Devlet de bilir ki bunu en çok savunan benim diyor. Mesele yok o zaman işte. Yani bu açıklamayı yapan Cem Küçük, gittim her yerde İHA'yı ve 2013'te de Somali'ye ziyaretimi hep anlatmışımdır diyor. İşte tamam işte bu sözü artık yeterli kabul etsinler. Yeni mi yaptı bu açıklamasını Cem Küçük? Olmuş. Yani artık bu üstüne gitmesinler Cem Küçük'ün. Bu açıklama yeterli daha ne desin ya, değil mi? Bak çok salih. Ama şunu da kastettim diye ilave etse iyi olur. Ya ben onları demedim ama şunları kastettim diyebilir. Ama bu olmuş zaten. Mavi Marmara'da şehit düşenlere manyak demem mümkün müdür? O insanları her yerde savunan insan benim. Bitti. Demek ki o söz başkasına. İngiliz devletinin ajanlarını kastetti dedim ben. Ona benzer bir açıklama da yaparsa daha da sağlam olur. Yani bu konuşmanın üstüne artık o çocuğun üstüne gitmesinler. Anlamı olmaz. Mesela benim orada talebem sayılan Fahri Yıldız var. Beni canı gibi severdi. Benim bütün kitaplarımı okumuştur. Çok hürmetli. Yani sorulduğunda hocamız efendim ben onun talebesiyim diyen bir insan. Fahri Yıldız. Görebiliyor muyum resmini Fahri Yıldız'ın? Görebiliriz resmini. Bu çok mübarek bir insan. Bu Mavi Marmara şehit oldu. Yani benim talebem
diyebileceğim, efendim, yani onun ifadesine göre, yani o şerefle şerefyab olduğum bir insan. Evet, dinliyorum. Şırnak'ın Uludere ilçesindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 askerimiz şehit oldu bugün. Efe'leri görebiliyor muyuz? Şu an resimleri yok henüz. İsimleri henüz belli değil. Sabah 9.26'da. Sabah 9.26'da haber yayınlandı. İsimleri belli değil henüz. Kabadayılara helal olsun. Allah bize de nasip etsin. Ne mutlu onlara. Ne mutlu. İmreniyoruz. Ne güzel. Cephedeyken bakıyorsun peygamberle sohbet ediyor. Yemek yiyor. Ne güzel. Allah bize de nasip etsin. Allah anne babasına uzun ömür versin. Sabrı Cemil. Kabadayılar tebrik ediyorum. Allah şehadetlerini makbul etsin, meşhur etsin. Yani çok büyük bir şeref. Kendilerine de, ailelerine de. Ne güzel ya. Şimdi mesela biz bilmiyoruz cennete mi gideceğiz, cehenneme mi gideceğiz. Onlarınki net. Çok net. Doğrudan cennet yani. Biz bilmiyoruz yani. İmtihan ortamı. Kabadayılara Allah güç kuvvet versin. Yiğitlere Allah koruma nasip etsin. Hıfz-ı emanını alsın. Askerlerimizin her konuda başarılı olmasını Allah nasip etsin. Polisimizin her konuda başarılı olmasını nasip etsin. Deccal kuvvetlerini Allah kahru perişan etsin. Deccal ordularını Allah kahru perişan etsin. Türk askerini, Türk polisini muzaffer etsin. Aslanlarımız sonunda orada bir tane bile bırakmayacak bu çakallardan. Hepsi Kodes'e. Hepsi Kodes'e gidecek. Evet. Fahri Yıldız. Evet, Fahri Yıldız. O candır. Çok değerli bir kardeşimizdir. Bir daha göstert Fahri Yıldız'ı. Görebiliriz. Hepsi değerli de bu kardeşimiz ayrıca her yerde benim talebem olduğunu söyleyen, bütün kitaplarımı okuyan, hatta çocuğuna Harun Yahya ismini koydu. Çok güzel. Küçük Harun Yahya var mı onun resmi? Evet. Bak şu gözlüklü üstteki var ya o afacan. Turuncu, turunculu o. Onun ismi Harun Yahya. Maşallah. Evet, babası beni sevdiği için oğluna da Harun Yahya ismini koymuştu. Şehitler aleminin gülü o. Efendim Allah ailesine sabır, selamet, hidayet, güzellik, uzun ömür nasip etsin. Diğer bütün şehitlere de. Cem Küçük bak açıklaması çok net daha. Hala samimiyetsizlik yapmasınlar. Bak ne diyor Cem? Mavi Marmara'da şehit düşenlere manyak demem mümkün müdür? O insanları her yerde savunan benim diyor. 3. İsrail'i benim kadar eleştiren ikinci bir yazar asla olmamıştır diyor. Bir Müslüman olarak Mavi Marmara'yı savunmayacak kimse yoktur diyor. Daha ne desin? Demek ki bu komployu yapan, oyunu hazırlayan İngilizlerin devletini kastediyor. Bu kadar. Ama bunu da söylese iyi olur. Yani o İngilizlerin devleti demesin de bunun arkasından güçler desin. Bir şey desin yani. Değil mi? Hedefin de bellesin. Ama bu yeterli aslında şu konuşması. Ama o daha pekiştirir, daha iyi olur. Devlet nezdinde de o şehitlerimizin hakkını savunmamak olmaz diyor. Devlet bilir ki bunu en çok savunan benim diyor. E tamam. Artık üstüne gitmeleri samimiyetsizlik üstü samimiyetsizlik olur. Olmaz. Evet, dinliyorum. Isınmak için birbirine sokulmuş iki tane kedi var. Yaklaştır bakalım. Üç tane. Çok şekil. Canlarım benim. Yazık üşümüşler. Ya bunlara böyle sıcak küçük odalar yapmak lazım. Evet. Alttan ısıtmalı. Her yerde olabilir. Belediye böyle bir şeyler yapsın. Belediye köpek kulübeleri yapıyor mu? Hem kirli hem soğuk. Ya öyle olmaz. Alttan ısıtma koysunlar. Ne olur? Neye mal olacak ki sanki?
Hocam. Avrupa'ya gitmeyelim. Avrupa'dan daha iyi olalım. Kaliteyi artıralım. Her yeri güzelleştirelim. Güzellikleri koruyalım diyorsunuz. Bugün Lale Festivali nedeniyle 143 bin lalenin dikildiği Taksim Meydanı'nda halkımız selfie çektirmek için lalelerin arasına uzanmak isteyip bir kısmı da laleleri koparmaya kalkışmış. Bunun üzerine belediye özel güvenlik ekipleriyle laleleri korumaya almış. Bu konuda ne söylemek istersiniz? İşte gece gündüz eğitmek gerekir, anlatmak gerekir dememizin nedeni bu. Gelenekçi ortodoks kafa bunları bu hale getirdi bu insanları. Yani sevgisiz, kaliteden uzak, güzelliğin hakkını takdir edemeyen, güzelliği korumayı bilmeyen insanlar haline getirdiler. Ama şimdi öfkelenmek de olmaz. Bunlar bizim insanlarımız. Anlatacağız, eğiteceğiz, konuşacağız. Evet. Bayanlar çok usluba, adaba çok dikkat ediyorlar diyor. Güzel. Evet. Kamran Kurbanov. O kardeşimize Allah sağlık sıhhat versin. Diğer doktor kardeşlerimiz de herhalde ilgileniyorlar. Ne gerekiyorsa yapılır inşallah. Ama tabi bazen doktorlar tedavi ediyorumdayken sakat diyebilirler. Bazı hastanelere gidiyor adamlar, ilaç alıyor, mahvoluyor, perişan oluyor. Birkaç yere daha danışmakta fayda var o tip şeylerde. Tek bir kişinin aklıyla hareket pek olmayabilir. Doktorum dedi, oldu bitti. Tamam güzel de bir de aklına danış. Bir doktora daha danış. Ya yani telefonla da olsa bir görüş almak lazım bazı mühim konularda. Mesela diyor ki kardeşim beyninde tümör var, hemen onu çıkartmamız lazım. Ya belki iyi huylu adam, bırak belki öyle normal yaşayacak. Çıkaracağım diye adamı sakatlıyorlar bu sefer. Adam konuşması gidiyor, göz görmesi gidiyor. Sor birkaç kişiye daha sor, ne olur yani. Doktorum ne dedi, hemen gözü kapalı. Yani doktor Allah değil, insan. Hata yapabilir. Danışmakta fayda var. Evet, dinliyorum. Şili'de bulunan mermer mağaralarının resimlerini göstermek istiyoruz. Şili tarafında Carrera Gölü ve Arjantin tarafındaki Buenos Aires gölleri arasında yer alan mermer mağaraları 6000 yıllık oluşumun eseri. Dev kireç taşlarından oluşan mağaraların berrak sulara gömülmesiyle içinde labirente benzer odalar oluşuyor. Duvarlardaki suyun yansımasından dolayı da ışık oyunları meydana geliyor. Herhangi bir kara erişimi yok buraya. Bu harikulade görünümünden dolayı mermer katedrali olarak da isimlendiriliyor. Yılın farklı zamanlarındaki su yüksekliği ve deniz suyundaki kalsiyum karbonatın etkisiyle mermer duvarlar cam göbeği mavisi renklere bürünüyor. Ne güzel. Maşallah. Ne güzel. Sevgi eksikliği dünyayı saran en büyük bela. Ne açlık, ne şu, ne bu. En büyük bela budur, sevgi eksikliğidir. Zaten sevgi olsa açlık olmaz. Silaha adam parayı veriyor. Bombaya veriyor. Silaha verilen, bombaya verilen parayla bu dünya 10 kere doyar, 10 kere. Fakir fukara diye bir kişi kalmaz. Herkes zengin olur. Habire silaha, mermiye, tanka, topa, ağır silahlara para veriyorlar. Bu arada da halk, insanlar eziliyor. Dünyada tüm felaketleri yönlendiren, Orta Doğu'yu cetvelle paramparça eden İngilizlerin devletidir. Bu bela daha yeni anlaşıldı. Evet.
Orta Doğu'daki hükümetler ve Rusya falan da herkes daha yeni anladılar. Bize anlattıktan sonra bakın her yer kaynıyor. Her yer. Yiğit Bulut, efendim şu bu yazarlar görüyorsunuz. Akşam Miraç Kandili'ni ihya edeceğiz inşallah. Allah mübarek etsin bütün insanlığı, bütün dünyayı o mübarek günde inşallah hayırlar çağı başlasın. Güzellik çağı başlasın. Cenab-ı Allah bizleri İsa Mesih'le, İmam Mehdi'yle buluştursun. Cemallerini görmeyi nasip etsin hepimize. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsun Miraç'a yükseltmişti. Bütün peygamberleri gördü. Mehdi'yi de gördü. Ya Rabbi dedi bu gördüğüm insanlar içerisinde bir ışık görüyorum. Çok şiddetli bir ışık, nur. O kimdir dedi? O İmam Mehdi dedi. Cenab-ı Allah. Onu seveni severim, onu sevmeyeni sevmem diyor Cenab-ı Allah. Ona düşman olan bana düşmandır diyor. Peygamberimize bunu iletiyor. Bunu da sen git ümmetine söyle diyor. Ey Muhammed onları görmek ister misin diyor Cenab-ı Allah. İsterim ya Rabbim diyor. Öyleyse biraz ilerle diyor. İlerleyince Peygamberimiz herkesi görüyor. Tek tek de. Hüccet Kaim İmam Mehdi'yi gördü. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi diyor. Peygamberimiz pırıl pırıl parlıyor diyor. Dedim ki ey Rabbim kimdir bunlar? Onlar imamlar. Yani bir çeşitli imamlar. Peygamber an. Herkes orada zaten. İmamlar orada. Bu da kaim edici, kıyam edici İmam Mehdi'dir. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır diyor Cenab-ı Allah. Ey Muhammed diyor, Mehdi'yi sev çünkü ben Mehdi'yi seviyorum, onu seveni de seviyorum diyor Cenab-ı Allah. Şeyh Muhammed bin İbrahim Numan'ı Gaybet-i Numan'ı sayfa 97. Bu kitabı kaybetmeye kalkmışlardı. Allah buldurdu bunu. Şia çok titizdir Mehdi konusunda. Resulullah'ın hadislerine ihtiva eden bu kitap kaybolmuştu. Allah buldurdu. Şimdi Tevrat-ı Şerif'in orijinalleri de bulunacak. Evet. Davay davay. Ne demek davay davay? Party, 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 party
music. Давай, давай, давай. Перестаньте давать ему свои пластинки. Эй, диджей, все нормально. Слышишь? Все нормально. Играй свою музыку, диджей. Давай, давай. Tanıtımında minnet bas görsün. Oh,
Yalnız Ahmet çok iyi elektrik bugi yapacak gibi görünüyor. Ona imkan sağlamak lazım böyle yetenekli gençlere. Look how she at, shape like goddess, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. A piece of game, and me love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You beat me up like Caddy. It's how if not, dig the way you move. It's how I wanted to get to you. And I would not lie, baby. You moves how if not. Resmimiz var, görebiliriz. Yalvarıyor. Aksi benim ben öyle şekerli. Ne güzel hayvan ya, maşallah. Peygamberimizin üzerine basarak miraca yükseldi. Kutsal kaya, Hacer-i Muallak. Görebiliyor muyuz? Görebiliriz. Bu Musevilerce de kutsaldır bu kaya. Bütün dinler de kutsaldır. ...2016'da silahlanmaya harcanan para... $1,570,000,000,000. Bu yaklaşık 1,5 milyar insanı bir yıl doyurmaya yetecek kadar bir para. Yani hiç açlık kalmıyor. Silah ayrılan para var. 1,5 milyar insan.
duyurulabiliyor. Her şeyin güzel yönünü görmek lazım. Güzel konuşmak lazım. Bakıyorum bu gençlere, mesela bir genç kızla karşılaşıyor. Yok, dudağının kenarı niye eğri? Elinin körü. Ya ne kadar münasebet sağlamışsın. Bu kadar güzelliğin içinde onu mu gördün? Genç kızlar da ötleri kopuyor, yazık çocuklar. Ben bakıyorum. Hiç daha sormadan söylüyor, işte burnun biraz benim eğridir. Ya kardeşim, bütününe son derece güzelsin. Sen yani dünyadasın. Tabii ki insanlarda ufak tefek veya çeşitli kusurlar olur. Ama o bütününü etkileyecek bir şey değil. Birbirlerini çok üzüyorlar bu şekilde. Mesela şehlalık genç kızlara acayip yakışıyor. Çok çekici, çok cazibeli gösteriyor. Acayip üzülüyorlar. Müthiş yakışır kadına şehlalık. Acayip güzel olur. Yok işte burnum biraz eğri. Ya kardeşim, insan da doğal olarak her türlü eksik gibi görünen yahut bozuk gibi görünen şey olur. O ona bir güzellik katar. Doğallık katar. Mesela burnun büyük diyor. Daha cazibeli, daha güzel oluyorsun. Yani istiyor ki böyle hokka gibi olsun. Öyle bir şey olmaz. Yani öyle bir mantık olmaz. Olur da öyle bir mantık olmaz. Darwinizm en etkili olduğu alan bilgisi az olan insanlardır. Yani Darwinizmin silahı bilgisizliktir. Bilgisiz toplumları çok iyi etkiler Darwinizm. Biraz araştıranlara hemen yan çizip kaçarlar. Bilimsel çalışmayla ne Marksizm kalır ne Darwinizm kalır. Ama akılcı özlü bilgi gerekiyor. Yani demagoji, mugalata ile vakit geçirmemek lazım. Dinliyorum. CHP Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun dün yaptığı 6 saat 40 dakikalık toplantıda bundan sonraki süreçte bütün Türkiye'yi kucaklayan bir dil geliştirilmesi ve CHP'nin tüm kesimlerin hukukunu koruması gerektiği anlatıldı. Toplantıda tartışmalara neden olan CHP'nin TBMM'den çekilme konusu da ele alındı. CHP-TBMM grubu mecliste daha aktif bir mücadeleyle bundan sonraki sürecin yürütülmesi konusunda mutabık kaldı. Ya şimdi bunu aylardan beri, yıllardan beri söylüyorum, daha yeni yeni gündeme giriyor. Bütün milleti kucaklayan klasik sol ağız, sol söylem. Ya sol zaten bütün dünyada ölmüş. Darwinizm ölünce doğal olarak Marksist düşünce de çöktü. Dayanacak bir dal değil o. Yani en çürük dal. CHP'nin yapacağı Atatürk'ün anladığı anlamda İslamcı anlayıştır. Atatürk'ün anladığı anlamda sahabe İslamlığıdır. Buna tevessül ettiğinde ve bütün halkı kucakladığında, tarikatları, cemaatleri kucakladığında ezici şekilde iktidara gelir. Ya biz sürekli AK Parti iktidara gelsin demiyoruz. Zaten Tayyip Hoca onları yapsa çekilir. Ya yani CHP bu işi yapsa çekilir. Niye kendini bu kadar yorsun? Bir an önce CHP'nin asalaklardan kurtulması lazım. Kafayı takmış adam 80-90 yıl önceki, 100 yıl önceki Marksist kafa, Marksist söylem, Marksist o donuk, içe kapalı ruh. Bunu attığında CHP, pırıl pırıl böyle sahabe İslam'ının ruhuyla, ultramodern İslamlık anlayışıyla, pırıl pırıl gençleriyle muazzam itibar görür, muazzam halk tarafından desteklenir. Hiç tereddüt etmesinler. Onun dışında sürekli kavruk ve köşede kalır. Bu konuda cesur davransınlar. Kim istemez CHP'nin iktidarı olmasını? Hepimiz isteriz. Ama bütün halkı kucaklamaları lazım. Ve özgürlükçü, atılımcı, geniş yelpazede hareket eden, bir kere Bediüzzaman'a sahip çıkacaklar en başta. Olayın kökeni budur. Bediüzzaman'a, Süleyman Hilmi Tunağan'a, Bediüzzaman'a sahip çıktın mı arkası gelir. Onlara tavır aldın mı halk da senin yanına gelmez. Yani işin ben püf noktasının sırrını söylüyorum.
Tamam, bir adım atmışlar, arkasını getirsinler. Evet, dinliyorum. Sizin birkaç gündür Göbekli Tepe'deki sembollere dikkat çekmenizin ardından Oda TV'de bugün Göbekli Tepe'deki semboller ne anlama geliyor başlıklı bir haber yaptı. Ve Edinburgh Üniversitesi'nde görevli uzmanlar yaptıkları çalışma sonucunda Göbekli Tepe'de bulunan taşların üzerine uyulmuş gizemli sembollerin takım yıldızlarıyla bağlantılı olabileceklerini keşfettiler dediler. Takım yıldızı, hangi futbol takımının yıldızları? Bıraksınlar bunu, anlamazdan geliyorlar. Alenen bir mason evet. Mabedi evet. Ve tamamı masonik semboller. Evet. Yani kova masonik sembol ve evet. Bütün efsanelerde, bütün mason yazışmalarında, mason sembolizminde hakimdir. Ay, pergel. Uzayla ne alakası var pergelin? Yani bıraksınlar bunu. Yani oradaki sembollerin tamamı masonik sembol. Bir de klasik mason tapınağı düzeninde yapılmış. Evet. Yani alfa ve omega harfleri evet. Hakim. Görebiliriz. Göster. Dizilimi bu şekilde. Evet. Yani A, O harflerine oluşuyor. Buradaki dizilimle. Bu T biçimi de öyle. Bu da masonların ünlü sembolüdür. Evet, bu Göbekli Tepe'deki S şeklinde sütunlardan örnekler. Bu da sizin gösterdiğiniz mason önlüklerindeki T sembolü. Evet, bu çok eski bir mason sembolüdür. Burada da görüyoruz. Nemrut'ta da kullanılmış, Firavun'da kullanılmış, hepsinde var. Bu Göbekli Tepe'deki pergel sembolü. Bak yakasında da var. Yakasında, görebiliriz evet. Mason önlüklerinde. Mason önlüklerinde de var. Evet. Aynısı bak adamın o evet. Evet. Heykelin boynunda da aynısı var. Heykeli de göster. Heykelin boynunda da aynı mason kıyafeti. Sizin bahsetmiş olduğunuz kova sembolleri. Kova. Kova çağından gelecek birisinin dünyaya hakim olacağına inanıyorlar. Yani kova burcundan birisinin. Evet. Bütün eski efsanelerin tamamında var. Göstert onları da. Görebiliriz. İncil'de de geçiyor. Burada Ararat Kingdom Krallığı'nın M.Ö. 860 ve 590 yıllarındaki figüründe var. Kova. Kova, evet. Evet. Bu Asur medeniyeti. Evet. Milattan önce kova, evet. 1392. Evet. Etrüks medeniyeti milattan önce 800-600. Fenikeliler milattan önce 800. Hitit medeniyeti milattan önce 1750-1200. Hepsinde Meksika, kova hakimiyeti var. Evet. Evet. Meksika'da milattan sonra 600-900 yılları. Mitanni Krallığı'nda milattan önce 1350. Milattan önce 1200-400 yıllarında Lübnan'da. Yine milattan önce 1400'lerden kalma bir. Bak hepsinde de aynı büyüklükte kova dikkat evet, ederseniz. Evet, evet. Yani hacimleri de aynı. Mısır medeniyeti milattan önce 650-350. Nemrut'un sarayından bir rölyef. Bak elindeki de masonik işareti bileğindeki. Evet. Kova da aynı şekilde. Kur'an'da da geçer kova. Evet. Yine Nemrut'un sarayı milattan önce 883-853. Sümer medeniyeti milattan önce 4000-2000. Tolek medeniyeti milattan önce 1200-1000 ve Urartu medeniyeti milattan önce 1250. Bak kova hacminin hepsinde aynı olması. Binlerce yıl değişmemiş. 12.000 yıl önce Göbekli Tepe'de de aynı kova var. Evet. Ve aynı masonik işaretler. Göstert. Göbekli Tepe. Yani 12.000 yıl önce de masonluğun evet. Olduğu anlaşılıyor. Bak aynı kova, aynı kova. Biçim. Evet. Aynı kulp. Burada da karşılaştırmalı bir resim var. Bu Göbekli Tepe'deki T şeklinde sütun üzerindeki kova ve birkaç tane diğer medeniyetlerden örnekler.
aynası dediğiniz gibi. Maşallah. Maşallah. Ankara'da kar yağıyormuş. Nisan ayında vardır bir anlamı. Adam papatya diyor, geçiyor. Halbuki papatyadaki akıl bütün dünyadaki insanların aklından daha çok. Yani kromozomları, kofulları, hücre sistemi olağanüstü. Başörtüsüyle dekolteye ilgili hiç konuşma gelmiyor. Bilin bakayım niye. Çok çünkü açık. Aydınlattık. Evet. Yanlış yolda olduklarını anladılar. Evet, şimdi kısa bir ara devam edeceğiz. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz. Yayınımıza devam ediyoruz. Ne güzelsin. Her gün bir başka güzelsin diyor bir hanım kardeşimiz. Gerçekten öyle, gençliğiniz ve güzelliğiniz sürekli artıyor maşallah. Evet, bak başka bir hanım kardeşimiz de dünyanın sevgi öğretmeni, bugün bir başka nur, heybet ve yakışıklılar üzerinde. Bakü'den başka benim Azerbaycanlı hanımlar ne şekerler, çok sevgiler güzel. Kilisede ibadet eden Allah'a ibadet etmiyor Adnan Hoca, onları savunma bize. Ya Kur'an'a göre senin sözün yanlış. Çünkü Kur'an'da Allah, orada diyor rahipler vardır, onlar mütevazidirler. Müslümanlara, onlara sevgi bakım, Müslümanlara sevgi bakımından en yakın onları bulursun diyor Allah. Hristiyanları bulursunuz diyor. Biz Hristiyan ziyanları bulursun. Kiliseleri, havraları, camileri, mescitleri koruyun diyor Allah. Ben ne yapıyorum? Kiliseleri, mescitleri, havraları koruyorum. Ve Hristiyanlara nasıl bakıyorum? Ayetin hükmüyle bakıyorum. Ayette ne diyor Cenab-ı Allah? Size en yakın sevgi bakımından en yakın Hristiyanız diyenleri bulursun diyor. Sen tersini söylüyorsun. Ben sana niye inanayım? Kur'an'a inanıyorum ben. Ayrıca onlardan evlenebilirsiniz diyor Allah kadınlarıyla. Sevgiliniz olabilir diyor. Sen neden bahsediyorsun? Allah'a ibadet etmiyor. Olur mu Allah'a ibadet? Tabii ki Allah'a ibadet ediyor. Hocam MIT istihbarat için cinleri kullanıyor mudur Erkan Ata? Güvenilir olmaz, kullanabilir. Nerede? Güvenilir olmaz. MIT sağlamcıdır öyle. Çinler de hareket etmez. Evet, dinliyorum. Şırnak'ta sabah saatlerinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Efe Osman Apaydın resmini görebiliriz. Bu şehidimiz bir yıl önce de teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmış ve iyileşir iyileşmez görevine dönmüş. Diğer şehidimiz Turgut Kurtçu. Ya iki kabadayı, iki yiğit, bir de hem gazilik var onda, hem şehitlik var. Çifte nişanlı maşallah. İyi, Allah kabul etsin ibadetlerini. Bu güzel ibadetlerini. Cenab-ı Allah sonsuza kadar devam ettirecek. Hep Allah'ım diyecekler. Cennete girdiler artık. Cennet modunda. Ama işin hayret verici yanı, ölü olduğundan hiçbir şeyleri yok yani. Alamet bulmuyorlar. O çok şaşırtıcı. Yani normalde ölüyüm diyebilir. Çünkü başka bir mekana geçmiş. Ben öldüm herhalde diyebilir. Hiçbir şekilde demiyor. Bizim burada kalmamıza şaşırıyorlar sadece. Nasıl bir mantık oturtuyorsa Cenab-ı Allah, nasıl geçmiş mantığı oturtuyorsa halde şekilde bu oluşuyor. Rüyada da bizim kendi geçmiş mantığımız vardır. Oturur o. En akıl almaz şeyler bize makul gelir. Mesela daha hala çatışırken
çatıştığının devam ettiğini düşünüyor o anda, oluyor. Halbuki çoktan gitmiş. Evet. Çoktan gitmiş ama çatışma devam ediyor. Adamlar hepsini indiriyor. Yani öyle diyelim. Yani neticelendiriyor. Farkında değil. Oradan evine gidiyor. Her şey değişiyor. Ortam değişiyor, hayat değişiyor. Gayet de makul görüyor. Yani anlamıyor. Onun sırrını işte onlar bilecek. Biz şehit olursak biz de göreceğiz. İnşallah. Ama bilmeyen bilmiyor. Yani mesela ahirete giden bilmez. Yani normal ölümle ölen bilmez. Ama onlar biliyorlar. Evet, dinliyorum. Ben Marina Çukuru adı verilen bir dünyanın en derin noktasından bahsetmek istiyorum. Resmini görebiliriz. Bu Japonya ve Endonezya'nın tam ortasında yer alıyor Marina Çukuru. Dünya üzerindeki en derin nokta. En derin noktası 10.994 metre. Mariana Çukuru depremler sonucu yer kabuğu plakalarının birbirine çarpması sonucu oluşmuş. Bilim adamları bu çukurun en derin noktasına dalabilmek için çok yüksek basınçlara dayanabilen sert maddeden yapılmış çelik küre biçimli bir dalış aracı kullanmışlar. Ama bu çok tehlikeli bir dalışmış. Çünkü yeryüzü basıncının neredeyse 1000 katı oranında bir basınçla karşılaşmışlar. İşin ilginç yanı bu indikleri en derin noktada farklı deniz canlılarıyla karşılaşmışlar. Bu bir tane deniz anası türü. Bu hayalet balığı. Bu dünyanın en derin noktasında yaşayan balık türü. Bu da Dumbo ahtapotu. Ya minik Dumbo, sen nasıl dayanıyorsun bu basınç? 5000 metre derinlikte yaşayabiliyor. Ya minik Dumbo hiç takmıyor. Adamlar çelik melik bilmem ne. Balistik evet, çelikle evet. Falan inebiliyor. Dumbo onlara da şaşırıyordur ya. Dumbo da ne iş falan diyor. Öyle bir basınç metre başına, metrekare başına 7250 ton veriyor. Ya kardeşim ya, sığır olsa paramparça olur yani. Tabii ama Dumbo hiç iplemiyor. Evet, şimdi yine Fikret'i biraz dinleyelim, devam edeceğiz. Yayınımıza videolarla devam ediyoruz.